Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Sizlerle bu güzel yerde muhabbetimize devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'den hiç hayatınızda özel yardım istediniz mi değerli gönüldaşlarım? Allah'tan hiç özel yardım istediniz mi? Yani bir sorununuz var. Onu çözmek için Allah'tan özel yardım isteyeniniz oldu mu? Hiç bu kavramı duydunuz mu değerli gönüldaşlarım? Özel yardım. Allah azze ve celle'nin özel yardımı nedir? Bileniniz var mı değerli gönüldaşlarım? Videomuzu dinlerseniz sonuna kadar mevzu anlayacaksınız. Allah'tan özel yardım istemek nedir bilir misiniz değerli gönüldaşlarım? Allah'tan özel yardım istemek şudur. Bakara suresinin 153. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey inananlar! Sabretmek ve namaz kılmakla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerledir. Sabredenlerle beraberdir. Değerli gönüldaşlarım, yaptığınız bir şey var. Ortaya bir şey koydunuz ama çözüm bulamıyorsunuz. Allah'ın yardımına gerçekten özel manada ihtiyacınız var. Yani işin içinden çıkamıyorsunuz. Veya olmasını istediğiniz bir şey var. Mesela evlenmek istiyorsunuz. Mesela borçlarınızdan kurtulmak istiyorsunuz. Mesela Dükkan almak istiyorsunuz. Mesela iş kurmak istiyorsunuz. Mesela araba almak istiyorsunuz. Mesela kızınızı evlendirmek istiyorsunuz. Mesela gelin almak istiyorsunuz. Mesela çocuk dünyaya gelmesini istiyorsunuz. Mesela 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 diye gider. Hayatın içerisinde özel bir isteğiniz vardı. Onun olmasını istiyorsunuz ama bu özel istek çok önemli bir istek olduğu için de özel bir yardım gerekiyor. Değerli gönüldaşlarım. Özel bir yardım gerekiyor. Mesela hafız olmak istiyorsunuz değil mi? Aman Allah. Aman ya Rabbi. Ne güzel bir iştir o hafızlık. Ne değerli bir iştir. Allah Azze ve Celle tüm çocuklarımıza hafız olmayı nasip etsin. Ben hafızım. Hamdolsun. Hamdolsun. Hafız olmayı nasip etsin. Mesela hafız olmak istiyorsunuz. Mesela bir uçak profesörü olmak istiyorsunuz. Mesela bir dekan olmak istiyorsunuz. Mesela bir cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. Mesela yani önemli bir konu ama bir o kadar da özel bir yardıma ihtiyacınız var değil mi? Değerli gönüldaşlarım özel bir yardıma ihtiyacınız var. Şimdi bu özel yardımı biz Nasıl Allah azze ve celle'den isteyeceğiz ve alacağız? Değil mi değerli gönüldaşlarım? Bir istemek var, bir de almak var. Onun için değerli gönüldaşlarım, Allah azze ve celle'nin özel yardımını nasıl isteyeceğiz? Bunu bilmemiz lazım. Biz bu özel yardımı nasıl ve nerede, ne şekilde Allah'tan isteyeceğiz? İşte burası. Bir insan Bakara Suresi'nin değerli gönüldaşlarım 153. ayet. 153. ayeti Bakara Suresi'nin 153. ayetinde Allah azze ve celle buyuruyor ki: Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi değerli gönüldaşlarım, Allah'ın özel yardımını istemek için önce güzel bir abdest alacağız. Sonra herhangi bir vakitte öğlen namazından sonra olur, ikindi olur, akşam olur, yatsı olur herhangi bir vakitte, herhangi bir saatte niyet ettim Allah rızası için istiâne namazı kılmaya diyeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için isti'âne namazı kılmaya diyeceğiz değerli gönüldaşlarım. İstiane namazı kılmaya niyet ettim. Allah rızası için isti'âne namazı kılmaya. Fatiha suresini okuyacağız. Sonra Bakara suresinin 153. ayetini Fatiha'dan sonra okuyacağız. Ya eyyühellezine amin usta'inu bis sabri ve salah inallaha ma'as sabirin gibi değerli gönüldaşlarım. Dolayısıyla ne yapacağız? Bunu okuyacağız. Sonra ikinci rekatta da Fatiha suresini okuduktan sonra gene aynı. Bakara suresinin 153. ayetini okuyacağız. Ve normal namazımızı bitireceğiz. Ve arkasından tesbihatımızı yaptıktan sonra Allah'ım senin yardımına ihtiyacım var. Ne olur bana yardım eyle. Şu işi yapmam gerekiyor ama bunun bir kolayını bulamadım. Çok zorlanıyorum. Rabbim ne olur yardım eyle. Allah'ım ben evlenmek istiyorum ama bir tür evlenemedim. Bir tür isteğim, dileğim olan o güzel insanı bulamadım. Bulmama yardım eyle. Allah'ım ben maddi bir feraha çıkmak istiyorum ama bir türlü çıkamadım. Ne olur bana maddi feraha çıkmam için yardım eyle. Bana istiane eyle. İstianeni nasip eyle. Allah'ım sen namaz ve sabırla benden yardım dileyin buyuruyorsun. Ben namazımı kılıyorum. Sabır da ediyorum. Senden yardımını da bekliyorum. Allah'ım özel yardımını bekliyorum olmazları olduran Allah'ım yardım eyle. Her şey senin elindedir. Sen nasip edersen o olur. Sen her şeyi ortaya koyansın. Sen ortaya koyarsan o olur. Rabbim ne olur? Senin özel yardımını istiyorum. İstianeni benim üzerime lütfeyle. İstianeni benim ailemin üzerine lütfeyle. Allah'ım şu şu hastalığım var. Hastaneye gidiyorum, geliyorum, bir türlü çözemiyoruz. Ne olur Rabbim, bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Namaz ve sabırla senden yardım istiyorum. Ne olur özel yardımını bana nasip eyle. Senin özel yardımın olmazsa ben bundan kurtulamam. Rabbim ne olur yardım eyle. Rabbim ne olur yardım eyle diye dua etmesi gerekir bir insanın. Ve arkasından da tekrardan tekrardan günde birkaç kez veya her gün bir kez bir gün, beş gün, on gün, yirmi gün, elli gün, yüz gün istiane namazı kılacak bir, bir insan. İstiane namazını kıldıktan sonra da Allah Azze ve Celle'den yardım isteyecek. Ben size bir misal vereyim. Yıllar önce abiminle desteğiyle Rabbim nasip etti en başta onun nasibiyle bir daire almak nasip oldu. Biraz borcumuz kaldı. Ödeme ödemekte ciddi zorluklar çekiyordum. İstihane namazı kılmaya başladım. Uzun bir süre kıldım. Hala da kılmaya devam ediyorum. İstihane namazı tarif ettiğim şekliyle. Borcum bitti biliyor musunuz değerli gönültaşlar? Ben kendi açımdan söylüyorum. Ben bunu yaşadım. İnanın ben yaşadım. Yani kendi evimin borcunu ödemeyi Allah bir şekilde nasip etti. Ya olmazları olduran Allah'tır. Onun için Allah'ın özel yardımını istiyorsak tarif ettiğim şekliyle yapabilirsiniz diyorum. Allah'ın özel yardımı olduğu zaman inanın olmazları olduran duadır bu. Olmazları olduran namazdır bu. Olmazları olduran istektir bu özel duadır değerli gönüldaşlarım. Sizler de bu şekilde yaparsanız Allah'ın izniyle hiç şüphem yok benim. Çünkü ben yaşamışım. Ben yaşadım bizatihiye. Rabbim nasip etti. Ağabeyimin de desteğiyle bir daire aldım. Ve onun kalan borcunu da ödemekte zorlandığım halde Rabbim nasip etti. Rahatça ödedik hiçbir sorun olmadı. O istihane namazını, duasını etmeye başladığımız her gün bir sefer istihane namazını kılıp dua ediyorduk her gün. Her gün ve o borcum bitti benim. Çok net söylüyorum ben kendi açımdan söylüyorum. Borcum bitti benim. Sizler de değerli gönüldaşlarım borcunuzun veya diğer müşkül durumlarınızın bitmesini istiyorsan özel bir dua, özel bir namazdır bu istihane. Bilginize diyorum. Allah'a emanet olun. Tabi herkes görevini yapacak. Ayrı bir konu. Çalışacağız, çabalayacağız. Ama duayı eksik etmeyeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin yardımını kendimize eksik etmeyeceğiz. Bilginize diyorum.